Üçüncü sınıf fen bilgisi dersi çevremizdeki seslerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Kaynağından çıkan ses her tarafa yayılır, değil mi? Şimdi sesi şöyle düşünebilirsin. Bir gölete, denize ya da bir su birikintisine taş atarsan halkalar halinde şöyle yayılmaya başlar, değil mi? Şu şekilde. Ya da bu tarafa doğru yayılmaya başlar. Ya da bu tarafa doğru yayılmaya başlar. Bunu ortaya atılan ses kaynağı olarak düşünebilirsin. Oraya atılır ve istediğin tarafa da her tarafa doğru da yayılır. Cenk açıklamasını aşağıdakilerden hangisine göre yapmıştır? Ses dalgalar halinde yayılır, değil mi? Burada zaten onu görebiliyorsun. Suyun içerisine bir taş at, dalgalar halinde ilerlediğini göreceksin. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, sesin farklı yerlerdeki kişiler tarafından işitilmesini sağlayan ses dalgalarının nokta 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 yayılmasıdır diyor. Cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak doğru bilgi vermiş oluruz diyor. Yüksek hızla diyor. Öne ve arkaya doğru diyor. Her yönde diyor. Sesin farklı yerdeki kişiler tarafından işitilmesini sağlayan ses dalgalarının her yönde yayılmasıdır. Bak, farklı yerlerdeki. Şöyle düşün ki. Bakın ortada konuşan Ömer'i burada etrafında işte sağ tarafta, üst tarafta, sağ üst tarafta, sol üst tarafta, sol alt tarafta ve sağ alt tarafta. Konuştuğun zaman çevresindeki herkes duyar, değil mi? Sesin farklı yerdeki kişiler tarafından işitilmesini sağlıyor. Ortada konuşu dört arkadaşı, çevresini saran dört arkadaşı da ortadaki arkadaşlarını ne konuştuysa onu duyabiliyor, işitebiliyor. Neden? Çünkü ses burada, yani sen yönün bu tarafa dönmüş olabilir ama sesin her yöne doğru yayılma, dağılma, dalgalar halinde ilerleme özelliği vardır. Doğru yanıtım B seçeneğidir. Hangisinin doğal ses kaynağı olduğu söylenemez. Doğal ses kaynağı canlı sesleridir sevgili öğrencilerim. Ya da doğada kendiliğinden bulunan seslerdir. İşte bir şelale görürsün, akar bir su sesi çıkartır. Yağmur sesi, şimşek sesi bunlar doğada kendiliğinden bulunan seslerdir. Ya da canlı sesleri, insan sesi de buna dahil. O da doğal bir sestir. Yine hayvan sesleri de buna dahil. Kediler, köpeklerin sesleri de aynı şekilde. Baktığım zaman B ve C seçeneklerinde canlı sesleri var. Doğal ses kaynağıdır ama burada insanlar tarafından yapılmış bir teyp var, bir kaset çaları var. Dolayısıyla bunun çıkartmış olduğu ses yapay ses kaynağı. Eğer o ses kaynağının oluşumunda bir insan etkisi varsa yapay ses kaynağı olur. Doğru cevap A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Kaan bir şeyler söylüyor, soru soruyor. Evet diye cevap veriyor Özge. Kaynağına yakınsak sesi daha güçlü, kaynağından uzaksak daha zor duyarız. Ezgi'nin verdiği yanıta göre Kaan hangi soruyu sormuştur diyor. Ses kaynağı olan uzaklık sesin şiddetini etkiler mi? Bir ses kaynağı var. Sen ondan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Yakınlaştıkça sesin şiddeti artar. Zaten ona da öyle diyor bak. Evet diyor, kaynağına yakınsak sesi daha güçlü, kaynağından uzaksak sesten bahsediyor burada. Daha zor duyarız. O zaman ses kaynağıyla ilgili bir soru. Ses kaynağı olan uzaklık sesin şiddetini etkiler mi? Doğru cevap C seçeneği. Açık hava konserinde sanatçının sesinin her yerden duyulması aşağıdakilerden hangisiyle en doğru biçimde açıklanır? Açık hava konserinde bir sanatçımız var burada görüldüğü gibi. Bakın burada yukarıdan da duyuluyor, aşağıdan da duyuluyor. Etrafını saran herkes tarafından sanatçının sesi duyuluyor. Niye? Çünkü buradan hani yüzü bu tarafa dönük olsa bile buradaki ses her tarafa doğru duyulur. Nedeni sesin dalgalar halinde yayılması. Yani mesela ışık doğrusal hareket eder. Işık bu şekilde gider ama ses nasıl? Bulunduğu yerden işte aşağı doğru mesela şu şekilde dalgalarla. Yukarı doğru şekilde dalgalar halinde, şu şekilde dalgalar halinde, şu şekilde dalgalar halinde ilerlediği için ses her yöne doğru yayılır. Doğru cevabım A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır diyor. İnsanlar tarafından yapılan işte iş makineleri, televizyonlar, ne bileyim teknolojik araçlar ya da araba sesleri bunların hepsi yapay ses kaynağı olabilir. Bakın canlı sesleri var burada. Papağan ve at. İnsanın kendisi de değil. O da insan tarafından yapılmıyor mu değil. O şekilde düşünmeyelim. İnsanlar tarafından yapılan teknolojik ürünlerden ya da araç gereçlerden çıkan seslerin hepsi yapay ses kaynağı.
Bunların ikisi de insanlar tarafından yapılmaz değil mi? İnsanın kendisindeki kendinden çıkan sesi de yine doğal ses kaynağıdır. Ama buraya baktığım zaman insanın yapmış olduğu bir televizyon var. İçerisinden çıkan sesler de yapay ses kaynağıdır. Doğru yanıtım A seçeneği. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? Canlı varlıklar doğal ses kaynağıdır. Buna göre kuzu sesi doğal ses kaynağıdır. Doğru. Televizyondaki müzik sesi yapay ses kaynağıdır. Yanlış. Uçak sesi yapay ses kaynağıdır. Çünkü bunlar insanların yapmış olduğu teknolojik araç gereç ürünlerdir. Bunlardan çıkan sesler de insanlar tarafından yapıldığı için yapay ses kaynağı olur. Ağlayan bebeğin sesi yine doğal ses kaynağıdır. 1 ve 4 doğru cevabım. C seçeneği. Bir diğeri. Dans eden Barış hangi noktada müziğin sesini daha şiddetli işitir? Baktığım zaman ses kaynağı burada sevgili öğrencilerim. Ses kaynağına ne kadar yakın olursan o kadar iyi işitebilirsin. Şimdi A noktası, B noktası, C noktasına baktığın zaman ben burada Barış'ı alacağım. Tamam mı? A noktasının üzerine getirsem yani ses kaynağına yakınlaştırdığım zaman o zaman müziğin sesini daha iyi işitebilir. Dikkat et, ne kadar yakınlaşırsa o kadar iyi. C şıkkında diyor ki A ile B arasında. Ya iyi de sen A noktasına getirdiğin zaman bakıyorum A ile B arasından daha yakınlaştırmış oluyorsun. Dolayısıyla sesin şiddetinde daha iyi alabilir. Doğru cevabı A noktasında B seçeneği. Bir diğer sorumuz. İşitme duyumuzda hareket halindeki bir ses kaynağının yaklaşıp uzaklaştığını anlayabiliriz. İşitme duyumuz kulağımızda. Kulağımızda gözümüz kapalı bile olsa hareket halindeki bir ses kaynağını yaklaşıp uzaklaştığını anlayabilirsin. Mesela çok uzaklardan siren sesi gelir işte ambulansın sesi. Onun gittikçe sana yakınlaştığını görüyorsan o ses kaynağı sana doğru hareket ediyor anlamı çıkar burada. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kulaklarımız ses kaynağının yeri hakkında fikir verir tabii ki. Gözlerin kapalı bile olsa sesin geldiği yöne doğru kendini çevirebilirsin. A seçeneği kesinlikle doğrudur. Sesleri kulaklarımızla algılarız. İşitme duyumuzda diyorsa B seçeneği de doğrudur. İnsan kulağı kaynağından çıkan her sesi işitebilir diye bir şey yok. Her sesi işitemez. Onun belli bir şeyi vardır. Mesela bazen çok kısık fısıldayan sesler oluyor yan taraftan gelen. Sen onları o da ses yine. Ses kaynağından çıkıyor ama işitemiyorsun. Belli bir frekansı yakalaması gerekiyor. Doğru cevabım yanlış olan C seçeneği. Bir diğer sorumuz hangisinin verdiği bilgi doğrudur diyor. Bir kaynakta üretilen ses tek yönde yayılır. Burada mesela ışığın özelliğinden bahsediyor. Şu şekilde. Yani ışık burada şu şekilde ilerler demek. Yani doğrusal olarak ilerler. Ama şöyle bir şunun bir ses kaynağı olduğunu düşünelim. Ses kaynağı çıktığı zaman bu tarafa doğru dalgalar halinde, bu tarafa doğru aşağı doğru yine bu tarafa doğru yine dalgalar halinde sanki bir gölet, bir denizin ortasına bir taş atmışsın da onun çevresinde oluşan dalgalar gibi hareket eder. A seçeneği tek yönde yayılır diyor maalesef. Yanlıştır. Sesin kaynağına yaklaştıkça ses şiddeti artar. Yine bunun ses şiddeti olduğunu düşünelim. Bakın şimdi buradaki çocuğu aldık. Bakın burada şimdi bunu belirli bir şiddette duyuyor değil mi? Ama ben buradaki çocuğu biraz daha yakınlaştırsam daha iyi duyar. Biraz daha yakınlaştırırsam daha iyi duyar. Biraz daha yakınlaştırsam hatta tam dibine yanına kadar verirsem daha iyi duyar. Sesin kaynağına yaklaştıkça ses şiddeti artar. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Ses çıkaran her madde ses kaynağıdır. Doğrudur. Ses çıkartıyorsa o artık bir ses kaynağı olur. İster doğal ister yapay olsun. Doğru bir bilgi artıya koyduk. Bizden yanlış olan soru ya da direkt eleyebiliriz. Yapay ses kaynakları insanlar tarafından üretilmiştir. Teypler, radyolar, arabalar, uçakların çıkartmış olduğu sesler. Korna sesleri, bunlar hep insanlar tarafından üretilen araç, gereçler, teknolojik ürünlerle ortaya çıkan seslerdir. İnsanlar tarafından üretilmiştir yapay ses kaynakları kesinlikle doğru. Doğal sesler yapay seslerden daha hızlı yayılır. Maalesef yanlıştır. Yapay sesler daha gürültülü olduğu için gürültülü ortam daha fazla yayılır kesinlikle. Burada yanlış olanı bizden istiyor. Yanlış olan C seçeneği. Bir diğeri seçeneklerin hangisinde doğal seslere örnek gösterilmiştir diyor. Doğal sesler.
gök gürültüsü, yani sen insanın bir gök gürültüsü çıkarttığını duyabilir misin? Bu insanlar tarafından olmayan, doğada kendiliğinden bulunan bir doğal sesi. Doğru cevabı Mars seçeneği. Ambulans sireni. Ambulansın zaten bir araba. Kim yapıyor bunu? Ambulans ağacı mı var? Ya da ambulans denizden mi çıkıyor? Yani ne bileyim. Ambulans burada insanlar tarafından yapılan yapay bir araçtır. Dolayısıyla yapay seslere örnektir. Aynı şekilde kapı zili de öyle. Kapı zili de iş içerisindeki elektrik mesela. Elektrik işte çan sesi falan içindeki demirin işte diğer çana vurarak çıkartmış olduğu sesler. Bunlar hep insanların yapmış olduğu teknolojik ürünlerden çıkan seslerdir. Ambulans ve ambulans sireni ve kapı zili için yapay ses kaynağı diyebilirim ama gök gürültüsü doğada kendiliğinden bulunan doğal ses kaynaklarına örnek olarak gösterilir. Doğru yanıtım A seçeneği.